Geçtiğimiz günlerde düzenlenen özel bir gecede Türkiye'nin en centilmen erkekleri ödülleri verildi. Ödüllerin sahipleri kimler oldu? Birlikte izleyelim. İş ve cemiyet hayatından ünlü kadınların oylarıyla belirlenen Türkiye'nin en centilmen erkekleri ödülleri, şıklığı ve tarzıyla her daim fark yaratan ve Türkiye'nin en centilmen erkeklerinden biri olan Rahmi Koç tarafından verildi. Gazeteci yazar Mehmet Varlaz, plastik cerrah doktor Serdar Eren ve ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Karadayı'nın başarılı oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu. Rahmi Koç'un elinden Türkiye'nin en centilmen erkekleri ödülünü aldılar. Bu özel gecede ilk olarak Mehmet Barlas'a sorduk centilmenlik nedir diye. Karşıdan saygı göstermek karşıdakine, karşıdakinin sözünü dinlemek, onun sözünü dinlemeden, kesmeden dinlemek, bir de kendini hakim ya da savcı yerine koymamak, yani insanlara saygılı olmak. Aslında edep, adap dediğimiz tüm öğeleri içinde barındırıyor biraz da, değil mi? Evet, yani ben ödül aldım ama centilmen falan değilim yani. Ben bir Türk, tipik Türk erkeğiyim. Peki şıklık ve tarz olmak arasında fark var mı sizce? Yani benim için şıklık temizlik demek. Günde en az iki defa duş almak. Mutlaka temiz olmak. Ter kokmamak. Benim için tıraşlı olmak demek. Sakal tıraşı olmak. Usta gazeteciye modayı takip eder misiniz diye sorduk ve bakın nasıl bir cevap aldık. Tom Ford diyor, sakın modaya kapılmayın diyor, hemen demode olursunuz diyor. Başarılı oyunculuğuyla pek çok kez ödüllendirilen Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin en centilmen erkeklerinden biri olarak seçilmesinin heyecanını dizi TV izleyicileriyle paylaştı. Centilmenlik ne demek sizce? Kibarlık, zerafet, düşünceli olmak, duyarlı olmak, yardımseverlik, hassasiyet. Pek çok erkeğin idolü olan Kenan İmirzalıoğlu, kuşkusuz takım elbisenin en çok yakıştığı isimlerden biri. Peki bu şıklığı yakalamak zor oluyor mu? Zaman zaman gerçekten kabus oluyor. Hani içinde boğulduğum oluyor ama böyle gecelerde daha çok ne giyeceğim belli oluyor. Günlük hayatta daha çok o kabusları yaşıyorum. Peki kendi tarzını tanımlayacak olursan ne derdin? Vallahi çok cesur ve marjinal bir tarzım olduğunu söyleyemem. Daha çok klasik takıldığımı, daha çok evet. Evet, klasik yoldan gidiyorum. Evet, yani modayı hemen ilk çıktığı gün moda olan şeyleri birebir alıp da giyip o cesareti bulunamıyorum. Çünkü bunda da şeyin de çok etkisi var tabii. Ben 1.91 boyunda bir insanım, biraz hani iriyim de tabii her şey çok doğru durmayabiliyor. Biraz zamanla deneyerek daha küçük adımlarla moda konusunda ilerliyorum. Ödüller centilmenlik ödülü olunca sormadan edemiyoruz tabii. Sizce Türkiye'nin en centilmen erkekleri kimler diye. Mehmet Barlas, Serdar Eren ve Kenan İmirzalıoğlu. Biraz hazıra konduk bu konuda. Başta, tabii yani şimdi bu geceden bahsediyorsak bu gecenin beylerinden yani hazır elinde ödül olanlardan bahsediyoruz. Ama bence gerçekten en centilmen beyefendilerden birisi, en önde gelenlerden birisi bence Rahmi Koç. Bu yılbaşına öyle radikal kararlarla girmiyorum. Yani artık yaş 40'lara gelince aşağı yukarı ne yaptığınız, neyi yapmadığınız, neyin size zarar verdiği, neyin vermediği aşağı yukarı belli oluyor. O yüzden de bir takım yanlışlarımızı vazgeçemiyorsak kabullenerek yaşıyoruz. Çok büyük kararlar aldığımı söylenemez. Ama yıllar geçtikçe sağlığın her geçen gün daha da kıymetli olduğunun farkına varıyoruz. Bu yüzden sağlığımıza, kendi hayatımıza dikkat etmeyi, kendimize ve sevdiklerimize zaman ayırmanın daha önemli olduğunu, işin ve o koşturmacanın dışında kendi hayatımız ve sevdiklerimizin hayatıyla ilgili daha alakalı olmak gerektiğini her geçen gün daha fazla fark ediyorum. Ve 2015'te inşallah daha dikkat edeceğim.
2015 bütün önceki yıllardan daha güzel olsun. Herkesin beklediğinden, umduğundan da daha güzel olsun. Sağlıklı, sıhhatli olsun, huzurlu olsun. Herkese mutluluklar getirsin.